İşte bir kış daha geride kaldı sevgili seyirciler. Bugün bahar bayramı. İlkbaharı sever misiniz? Kim sevmez ki diyeceksiniz. Haklısınız. Ama ben sonbaharı da çok sevenleri gördüm. Hatta yazı da, kışı da. Oysa ilkbahar üstüne ne şiirler, ne hikayeler yazılmış, ne besteler yapılmış. Kim ne derse desin, ilkbahar bir başkadır. Ne demiş Cahit Sıtkı? Duy güneyden estiğini rüzgarın. Göreceksin neler olacak yarın. Yuvada çırpınan yavru kuşların uçmak hevesinde bahar geliyor. Peki bu bahar bizim uğurlu gillere ne getiriyor? Hava biraz serin ama şaka maka kışı atlattık galiba Türkan'cığım. Bahar gelince de ben nasıl diyeyim bir tuhaf oluyorum. Ne gibi? Bütün kış okuldu, dergiydi, iyice yoruldum. Ne gezmek var ne tozmak. Şöyle bir oh diyemedim. Doğan'a söyleyelim de bizi arabasıyla bir yerlere gezmeye götürsün ha. Ne dersin Türkan? Bilmem ki. Bana bak, senin bugünlerde hiç arkadaşın yok mu? Pek yok galiba. Alpay nerelerde peki? Aman o da çat orada çat kapı arkasında. Bir aydır ortalarda yok gene. Peki başka? Nasıl başka? Ne bileyim. Benim senin yaşındayken fakülteden bir sürü arkadaşım vardı, onu diyorum. Benim pek yok galiba. Ha, ara sıra dergiye gelen, sık sık telefon eden bir çocuk var ama. Kimmiş o? Bülent. İyi ya işte. Neden ama dedi? Anneme dükkanda yardım ediyor. Ama seni arıyormuş işte. Öğrenci mi? Bizim dergide çevirmen olarak çalışan Ayla'nın abisi. Bu yıl tıbbı bitiriyor. Neden onunla arkadaşlık etmiyorsun? Ne bileyim. Biraz fazla romantik. Daha iyi işte. Ama sen sanki romantik değil misin? Ben romantik miyim? Benim bildiğim, gördüğüm kadarıyla romantiksin tabii. İnce abla, Ömer abi nerelerde? Neden hiç görünmüyor? İşiyle gücüyle meşgul herhalde Türkan'cığım. Niye bize hiç gelmiyor? Annem bu akşam onu iftara davet etti. Haberin yok mu senin? Sahi mi? Bana bak, senin bugünlerde antenler de zayıflamaya başladı galiba. Ay ne bileyim. Bahar günlerinde canım çok sıkılıyor. Beni bir yerlere gezmeye götürsene diyemem ki. Canım öyle söylenmez tabii. Nasıl söyleyeyim? Onu da ben mi öğreteyim sana? Öf. Bahar'ın gelmesi iyi olmadı galiba. Baksana kimini öfletiyor, kimini pöfletiyor. Beş. Bir. Bravo iki. Baba. Azmettin şu jimnastiği sabah akşam yapıyoruz. Bana doktorun bir şey söyledi mi ihmal etmem, yaparım. Bak boynumda ağrı mağrı kaldım. Hı? Bugün hava öyle güzel ki. Şeytan diyor ki işi filan sen inciyi al şöyle kırlara mırlara bir yere git. Aman aman aman. Şeytanın her dediğine uyacak olsaydık yanlıydık. Günaydın. Günaydın. Yapma. Sen delisin. Sen delisin. Deli mi senin oğlum? Sakın dalgınlıkla inciye de böyle şeyler yapmaya kalkma. Bir sakatlık çıkarırsın maazallah. 7 aylık hamile hanımlara böyle şakalar yapılmayacağını öğrendik babacığım. Bak sen demin haklıydın ama galiba. Sen bugün biraz erken çık, inciye al. Şöyle bir dolaştır, hava alsın kızcağız. Daha kalkamadı ki, saat kaç oldu, hala uyuyor. Asıl uyuyan sensin oğlum. İnci kalkala hanedir bahçede Türkan'la beraber ya. Desene kalkamayan benmişim. Tabii ya, her zamanki gibi. Ne var? Canım. Ben de dükkana uğrayıp seni alayım. Şöyle boğaza kadar uzanıp bir hava değişikliği yapalım ha. Ne dersin? Vallahi. Hayır demeyeceğim Salim. Ama çok gecikmeyiz değil mi? Hayır. Ben 5'te falan gelir seni alırım. En geç 6:30'da da evde olur. Hmm. Herkes baharı karşılıyor galiba bugün. Günaydın. Günaydın. Sen de bizimle gelsene. Gelemem anne, dergide işim var. Bugünlük asıver. Asamam efendim. 5'te de çıkamaz mısın? Çıkamam. 5'te ben inciyi alacağım. Uğrar seni de alırım ha. Ne yapayım ben sizinle? Kız haklı, ne yapsın bizimle? İnci hala dışarıda mı kızım? Havalar çok nezameli, üşütür müşütür de. Tavuklara bakmaya kümese gitti anneciğim. Gelir şimdi. Bakıyorum bütün aile halkı tam kadro burada. Kuzumandaysa bugün işe gitmeye niyetiniz yok mu sizin? Ben bugün biraz geç gideceğim bacı. İnci bugün evde kalıyor bacı. Ona çok dikkat et, tamam mı? Tabii. Ama akşama erken gelin çocuklar. İftara misafirimiz var biliyorsunuz. Merak etme canikom, biz seni yalnız bırakmayız. Bacı, Ömer Bey'i iftara gelmeye nasıl ikna ettim biliyor musun? Dedim efendim. Bacı takım ciğerden iki türlü yahni yapacak dedim. Allah! Yıllardır yememiş değil mi? Amerika'da yahniyi nereden bilsinler? Ben de bir halis süt kuzusu ciğeri aldım ama göreceksin bacı, mis. O kesene bereketli efendim. O zaman dereotu derdi.
Dereotu alın çünkü yani dereotusuz olmaz. Dereotudan bol ne var bacı? Ne git var? Bir dere kenarına otları yol olsun dereotu değil mi? Karanır. Ben seni otuya otururum ama dua et babacığım burada hadi. Salimciğim çok gecikme olmaz. Hadi bakalım bizim tane kalkıyor Türkan. Hadi. Hadi güle güle. Hoşça kalın, hoşça kalın. Hadi güle güle yavrum. Hadi bakalım. Dikkat edin kendini de. Bahar diye açırım takılmayın. Girebilir miyim? Girebilir miyim? Size merhaba diyebilir miyim dedim bile. Şu güzel çiçekleri şu güzel dükkana sunabilir miyim? Sundum bile. Deli çocuk kanamadan. Nerelerdeydin? Hangi dağda kurt öldü? Hangi rüzgar attı seni buraya? Şimdi Kaf Dağı'nda kurt öldü. Beni de buraya lodos rüzgarı attı. Belli belli. Senin için bir şarkı beslemek demiştim. Hadi ki. Hadi uydurma. Sen buranın yolunu bilir miydin? Sonra Bağdat bulunur demişler. Ben de buraya buldum. Sahi nereye kayboldun? Nereye kayboldum? Güneyde 400 yataklı bir otelin lobisini dekore etmekle meşguldüm. Vay vay vay. Nasıl bir şey yaptın? Duvarlara boy boy deniz kızı resimleri yaptım. Rengarenk, pul pul. Hepsi de sana benziyor. Yalancı. Kendimi yarısı balık, yarısı insan olarak düşünemiyorum. Hem de öyle pul pul. Yazık. Ben görmeyeli senin hayallerin bayağı kısırlaşmış. Ben kendimi albatros gibi hissediyorum. Albatros mu? Ne kuşuydu o? Diomedea exulans. Ne demek o? Ya albatros, yani albatrosun latincesi Diomedea exulans. Fırtına kuşu güllerden biri, 1 metre uzunluğunda harika bir kuş. Böyle Atlas Okyanusu'nda yaşıyor bildiğim kadarıyla. Denizciler ona bayılır. O da denizcilere tabii. Öyleyse hoş geldin albatros. Şarkıyı merak etmiyor musun? Ediyorum. Ediyorum ama sen otel mi resimledin, şarkı mı besteledin anlayamadım. İkisini de yaptım hayatım. Gündüzleri duvarları boyadım. Geceleri de seni düşündüm ve şarkıyı besledim. Söyleyeyim mi? İyi. Şarkımızı. Ah delisin sen. Söylemeyeyim mi? O zaman akşam ben sizin eve gelirim. Gitarımı da alırım. Böyle balkonun altına geçerim. Şarkımı da söylerim. Gel gel de bacım balkondan aşağı bir kova suyu borca eksin başına. Bak daha güzel bir fikrim var. İstersen işi gücü bırak, gel seninle kırlara uzanalım. Şarkımı orada söylerim. Adı Bahar'la gelen sevgiler. Olmaz, şimdi çıkamam. Ama en iyisi sen akşamüstü bize gel. Hem bir çay içersin hem şarkını söylersin. Demek adı Bahar'la gelen sevgiler. Gelsin bakalım görelim. Hadi şimdi git. Gideyim, peki gidiyorum. Gittim bile. Evet. Gün aşırı değil ama 2 günde bir dükkanınıza ben bakabilirim. Ay ne güzel. Bu da bir nimet Bülent Bey oğlum. Bu da bir nimet. Yazın her gün gelebilirim. Zaten Haziran ayında tıptan mezun oluyorum. Oh ne güzel. Aferin sana. Bana bak bugün bahar bayramı değil mi? Sen niye bir yerlere gitmiyorsun? Ben de bu yüzden uğramıştım bugün size. Anlamadım ne gibi? Acaba izin verir miydiniz? Hangi konuda? Efendim benim külüstür arabayla Türkan'ı Boğaz'a bir hava almaya götürebilir miyim? Bugün mü? Evet. 4'e doğru mesela. Neden Türkan'a sormuyorsun? Bakın biz biraz eski terbiyeli yetiştik efendim. Yok yok ondan söylemiyorum. Önce bana sorman büyük incelik. Ama Türkan'ın dergide işi olabilir, izin alamayabilir. Yani kendisine sorabilir miyim şimdi? Tabii sorabilirsin. Türkan çocuk diye ki kendi karar verebilir. Çok teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. İzninizle ben yarın yine buraya uğrarım. Hoşça kalın. Ah gençlik. Gençlik sen ne güzel şeysin. Senin annen cezanı versin kedi gibi bir çocuk da edemem. Seni hırsız Cenab-ı seni. Ay insene. Ay ne biçim kendisin sen? Nasıl bakıyor insanın yüzüne? Ne oldu bacı? Nedir bu telaşı? Gel buraya gel. Bu komşunun kendisi var ya. Kulağı kesik olan mı? Yalnız kulağı mı kesik? Bir gözü kör, bir eli çolak. Aa korsan. Aman korsanlar götürsün onu. Bırak bacıcığım üzme canını onun için. Boş ver. Ay onu nasıl bırakayım ince? Koskoca takımı kaptı kaçtı. Hangi takımı? Fenerbahçe takımını. Hangi takım olacak? Babanın akşam yahni yapmak için aldığı kuzu ciğeri takımını. Ay çıkardım dolaptan, tezgahın üstüne koydum. Ay arkamı daha henüz döndüm, nasıl kaptı kaçtı. Arkasından terlik fırlattım, yetiştiremedim. Gitti canım kuzu ciğeri andan cezanı verdi hayvan dedim. O girer anneciğim. Aman o girer, o hayvan gibisi görünmemiştir, her bir yere girer. Adı yüzünde korsan. Ay o geçenlerde komşunun kaynayan tenisinden tavuğu kapmış kaçmış. Şaşırmışlar kalmışlar. E şimdi burada durup bekleyecek misin onu? Bekleyeceğim efendim.
hiçbir yere gitmeyeceğim. Yedirmeyeceğim bu ciğeri. O adam cezaydı hayvana. İnci, bak şu komşunun bir tane yaramaz oğlanı var ya, küçük. Ona seslen de gelsin çıksın ağacı, alsın ciğeri onun ağzından. Olur mu bacı? Olur efendim. Bal gibi olur. Zaten onların kabahati, onların kedisi o. Böyle aç bırakıyorlar, sonra el alemin ciğerine musallat oluyor yedin. Tövbeler olsun yarabbi ya. Üzülme. Akşamını yedireceğim ben millete. Bir çaresini buluruz elbette, üzme canım. Ama ne çaresini bulayım? İnci. Hı. Bir de sen seslensene şuna. Nasıl yani? Böyle koydan koydan gel kızım de. Niye? Hayır, benim sesimi tanıyor, inmiyor. Sen yabancısın, senin sesini tanımaz. Bacıcığım o ciğeri yiyip bitirmeden inmez aşağı. Hadi gel boşuna bekle. Ay Allah'ım yarabbim yarabbim. Abi neden rezil olduk? Koskoca genel müdür akşam yani yiyeceğiz diye davet ettik gördüm. Aa, unutmuştur onu yiyeceğini çoktan. Yok unutmuyor. Onun elinde bir alet var böyle. Çıkarıyor cebinden onu böyle, alo alo, pazartesi akşamı uğurlu günlerde yahni yenecek, tamam diye unutmuyor. Korsan ciğeri katlısa biz ne yapalım yani? Peki inanmaz adamcağız, ne yapayım, kediyi tutup da şahit getirecek halim yok ya, inanmam Allah'ım. Evet. Kim? Bülent Bey mi? Bağla tabii. Merhaba Bülent Bey. Merhaba. Nasılsınız Türkan Hanım? Hiç iyi değilim. Canım sıkılıyor. Ben de size geliyordum. Benim de canım sıkılıyor. Belki havalar. Şeydeyim. Kulübedeyim. Telefon kulübesinde yani. Evet. Gelebilir miyim diye soracaktım. Sormaya gerek yok ki. Uzakta mısınız? Neredesiniz? Söylesem gülersiniz. Pencereden baksanız beni görürsünüz. Hanın karşısındaki kulübeden arıyorum. Evet. Acaba diyordum, bizim külüstürle şöyle bir hava almaya çıkabilir miyiz? Bir değişiklik olurdu. Gelip sizi alayım mı Türkan Hanım? Çok alemsiniz. Bekleyin, hemen iniyorum. Lamia, lütfen telefon bağlama bana canım. Beklemedi mi tutuyorsun? Kim? Ömer Bey mi? Bağla canım, bağla. Merhaba Ömer abi. Merhaba. Sana bir sürpriz yapacaktım ama telefonun sürekli meşguldü. Birlikte Boğaz'a bir gidelim diyorum. Sonra da size gideriz. İftara davetliyim biliyorsun. Evet, çok iyi olurdu. Ama hiç 10 dakika önce telefon etmediniz. Hay Allah, ne aksilik. Bir işin mi çıktı? Evet. Yani hayır. Hay Allah, nasıl desem, beni buradan mı alacaktınız? Evet, bir işin yoksa tabii. Çıkabilecek misin? Çıkarım çıkmasına da. Sizin buraya gelmeniz 15 dakika sürer değil mi? Benim küçük bir işim var da, o işi atlatıp, yani o işi görüp... Sen gör işini, ben aşağıda beklerim. Ya da bir tur atar gene gelirim. Anlamadım. Ne demek o? Pencereden bakarsan arabamı görebilirsin. Zaten aşağıdayım. Arabadan telefon ediyorum. Öyle mi? Ay olmadı. O zaman olmadı. Nasıl olmadı? Yani şey oldu. Şimdi bir arkadaşım gelip alacak beni de. Yani daha doğrusu o da şu anda aşağıda bekliyor. Gelemem Ömer abi. Tabii. Bir başka gün memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. Akşama bekliyoruz. Bay bay. Aramazlar. Bütün gün sıkıntıdan patlarım. Sonra hepsinin birden arayacağı tutar. Öf. Geldi, gül açıldı.
aşka geldi. Bul bu şimdi yeşillendi. Tün. Çıkmıyor ne yapayım? Eğlenmesene. Eskiden o yüzden güzel sesim vardı. Herkes bayılırdı vallahi dinlemek için. Ha, Arpa Efendi oğlum. Bizim Türkan ne dedi sana? Akşamüstü eve gel dedi. Öyle öyle. Öyle söyle kendi görünmez zor ortada. Ya merak etme bacı, gelir nasıl olsa. Hem bak benim keyfim yerinde burada. Beklerim. Bacı, ha, ben bir şarkı besteledim. Öyle. Adı Bahar'la gelen sevgiler. Ha. Onu sana çalayım mı? Hadi ha, çalayım bak. Bizimkiler de geldi. Evet, onlar da Bahar'la gelen sevgiler gibi. Bugün herkes, her şey Bahar'la geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Arpa Bey, Türkan yemeğe davet etmiş ama kendisi yok ortada. Ha, merak etmeyin, nasıl olsa gelir. Herhalde dergide bir işi çıktı. Doğan'la ince almayacaklar mıydı onu? Türkan bu, sağ solu belli olmaz ki. Kusuruna bakmayın. Otur otur oğlum, otur. Nerelerdeydiniz şimdiye kadar? Güneydeydim. İşlerimi bitirdim ve hemen buraya geldim. Arpa Efendi oğlum. Bu senin güney dediğin yer Avustralya'ya yakın mı? Pek sayılmaz başı ya. Arpa kızım, ha. Tevekkeli dervişin fikri neyse zikri de odur dememişler. Alpay Bey güney deyince Bodrum'u, Antalya'yı falan söylüyor herhalde. Avustralya olur mu tatlıcığım? Bacının Avustralya ile özel bir ilgisi var galiba. Evet efendim, var. Ha. Biraz nişanım var da üzerinize afiyet. Ah! Davut daha oraya gideli 9 ay oldu bacı. Çoktan dönmüş. Yok, dönmüş olabilemez beyefendiciğim. Dönseydim aramaz mıydı, öyle ararırdı. Dadacığım çok rüzgar çıktı. Hadi içeri girelim. İçerim. Orada hadi konuşuruz bunları. Hadi yavrum. Eğer döndüyse de aramadıysa Davut kulu. Bir şey ciddiler demem. Yarın bu uzun mahşerde 10 parmağım yakan da olsun. Bahar gelince hep çocukluğumu hatırladım. Kuru çeşmenin üstündeki kırlarda uçurtma uçururduk. Ben de balonla oynamayı çok severdim. Bir değil, iki değil, tam 10 tane balon aldırırdım babama. Al diye tuttururdu. İlkokuldayken komşumuzun kızına aşık olmuştum. Çocukluk. El ele kırlarda dolaşır, papatya gelincik toplar, birlikte şarkılar söylerdik. Sık sık ve çabuk aşık olan tiplerden misiniz? Yo, neden sordunuz? Ben öyle birini çok iyi tanırım da. Önüne gelene aşık olan pek ciddiye alınamaz sanırım. Ben de artık onun duygularını ciddiye almamayı öğrendim zaten. Yakın bir arkadaşınız galiba. Çok yakın. Kendim gibi tanırım. Bir gün bu komşumuzun kızı yıkık bir duvarın üstünde açmış kır çiçeğini isterim diye tutturdu. Duvara çıkmaya cesaret edemedim. Arkadaşınız ne yaptı peki? Kızdı ve evine gitti. Sonra binbir korkuyla o çiçeği oradan koparıp arkasından gittim. Kapıyı çaldım, babası çıktı. Bu çiçeğin evine verin lütfen dedim. Adam yüzüme baktı, baktı ve öptü beni. Dedim ya, çocukluk işte. Sonra tekrar aşık oldunuz mu? Birkaç defa daha ama hep uzaktan, hep çocukça. Alabildiğine romantik değil mi? Evet, biraz çağ dışı bir gencim galiba ben. Ben de öyle sayılırım. Buna bir çeşit baharla gelen sevgiler de diyebilirsiniz. Baharla gelen sevgiler. Evet. Eyvah! Benim hemen eve dönmem lazım. Bir şey mi unuttunuz? Lütfen derhal eve dönmem lazım. Çok geç kaldım. Aslında erken çıktım bugün. Havanın güzel olmasından mı ne? Canım çalışmak istemedi. Sonra aklıma geldi. Türkan alayım da şöyle boğazda bir hava alalım dedim. Ya biz de Salim'le bugün aynı şeyi yaptık. Sonra da birlikte buraya gelecektik ama galiba onun başka bir arkadaşıyla randevusu varmış. Alpay'la, Alpay'la. Yok. Bana işim var. Akşam evde buluşuruz dedi. Türkan bu. Söyler, alır mıyız siz ona? Siz biraz önce içerideyken ben dergiye telefon ettim. Saat 4'te çıkmış dergiden. Allah Allah. Genç kızlar dışına ruh aileler karışır. Üstünde durmayalım canım. Sizi de atlattı galiba. Alpay, o nasıl söz? Ömer İnci'nin abisi. Söyledim ya size. Peki kiminle çıktı öyleyse? Ben farkında olmadan bir pot kırdım galiba. Hayır hayır, asıl kabahat bizde. Alpay'ın Türkan'ın arkadaşı olduğunu söylemedi size. Hah, geldi işte. Affedersiniz, çok geç kaldım. Özür dilerim. Merhaba Alpay. Merhaba Ömer merhaba abi. Neredesin sen kuzum? Ben şeydeydim, abimlerle Boğaz'a gittik. Onlar geldiler az önce. Öyle bir şey de söylemediler. Ay ay ay. Hadi bakalım. Hadi. Ben şunları hadi bırakayım. İftar saati yaklaştı sofra başına. Gel kuzum, gel. Geldim aşık garip. Ah dadıcığım, dadıcığım. Senin ciğer yahnisinin kokusu buralara kadar geliyor. Ciğer yahnisi mi?
Üç gündür teybime her açtığımda dikkat, pazartesi akşamı bacının ciğer yakması talimatını alıyorum. İyi de kim veriyormuş bu talimatı? Dadacığım, Ömer Bey her randevusunu kendi sesiyle banda kaydediyor ya. Ama bu sefer yanılmış. Niye, bugün pazartesi değil? Pazartesi olmasına pazartesi de yani değil. Ne demek o? Onu korsana sorun beyefendiciğim. Hangi korsana dadacığım? Bitişik komşunun korsanı. Beyefendiciğim, o sizin erdiniz mis gibi kuzu ciğeri var ya. He. Maalesef sizden ömür. Ne demek o? Onu efendim, komşunun kedisi kaptı kaçtı. İncek baktı çarşıya ama bulamadı kuzu ciğeri. Sağ olun. Kuzu budu almış. Şimdi ben size kuzu fırında yaptım. Nar gibi de kızarttım. Desenize bugün kim neye niyet etmiş, hep tersi olmuş. Evet. Hayırdır inşallah. Bunun sebebi bu bahar rüzgarlarıdır. Bu mevsimde bir başka esiyor bu bahar rüzgarı. Anlamadım. Aa Salimciğim, işte şairce bir yorum, ne güzel. Haklı. Bahar bir başkadır. Baharda gelen sevgiler de bir başkadır ha. Anlamadım. Ama da. Ah Davut, ah bir şey dikler demem. Sen de bir zamanlar bana yanık yanık bahar geldi, gül açıldı diye şarkılar söyledin. İşte bahar geldi ama gene güller açılmadı. Açılmadı güller bir türlü. Anlamaz ki. Benim şarkım değil mi? Baharla gelen sevgiler başkadır. Bambaşkadır. Baharla gelen sevgiler başkadır. Sevgiler, 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 ah ne güzel.